Iğdır maçıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Çünkü stadımızın toplam kapasitesi 33 bin kişi. Ama emniyetin bize verdiği bilgiler, belediyenin bize verdiği bilgilere dayanarak hafta sonu Diyarbakır'da sadece 1 milyona yakın, emniyetin rakamı 600 bin, belediyenin rakamı 1 milyon. 1 milyona yakın insan il dışından gelecek. Tabii bu gelen insanların çoğu stadyuma girip o şampiyonluk maçını birebir yaşamak istiyorlar. Bilet satışlarımız bitti. 2 gündür bilet satışlarından dolayı da bir takım tatsızlıklar oluşuyor. Tabii ki de illaki işte böyle bir büyük organizasyonda eksiklikler olmuş olabiliyor. Ama nihayetinde talep çok fazla olduğu için ne kadar da özen göstersek illaki aksaklıklar oluyor. Bu da taraftarlarımızdan, camiamızdan, halkımızdan bu konuda kendilerinden anlayış bekliyoruz. Bu anlayış neticesinde bizlerin ne kadar zor durumda olduğunu anlamalarını bekliyoruz. İnanın biz kendi ailemizi bile belki maça getiremeyebiliriz. Nasıl önlem alacağız? Şu anda belediyeyle de görüşüyoruz. Valilik emniyetle görüşüyoruz. Şu anda kesinleşen 2 noktamız var. 2 noktaya dev LED ekranlar kurulacak. Kent meydanı, park ormanda geçen haftaki yerlerde LED ışıklarımız kullanacak. Koşu yolu ve dağ kapılarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bizi o gün bütün dünya izleyecek. Allah kısmet ederse şampiyonluk kupamızı Menemen maçında yapmayı planlıyoruz. Menemen maçını da bir karnavala çevirip Menemen maçında kupa töreni yapmak istiyoruz. Hatta o gün güzel bir konser tarzı bir çalışmamız da var. Onunla ilgili de ileriki günlerde sizlere açıklama yapacak. Bu sebeptendir ki diyelim ki biz Iğdır maçında şampiyonluğumuzu garantiledik. Lütfen kimse sahaya inmesin. Sahaya indiğimiz takdirde o maçtan sonraki maçta saha kapatma cezası alırız. Saha kapatma cezası aldığımız için Menemen'deki şampiyonluk kupası törenini yapamayacağız. Yani öyle bir yapılsın ki gençlerimiz, çocuklarımız bu anlamda kendi güvenliklerini kendileri alsınlar. Aşırı sevinç gösterileri olabilir. Bu noktada sürekli bir müdahaleci arkadaşlarımızı uyaralım. Menemen maçına, şampiyonluk maçımıza dünyadan birçok insan gelecek, birçok siyasetçi gelecek, birçok sanatçı gelecek, birçok ünlü gelecek. Bizim sevincimize birçok dünyanın her yerinden insanlar gelip ortak olacak. Yarın herkesten, bütün taraftarlarımızdan, şehire gelecek bütün misafirlerimizden bir anlayış bekliyoruz. Karaborsacıları emniyetle görüştük. Şunu net söylüyorum. Sonra kimse bu kulübün kapısına gelmesin. Emniyet yetkilileri karaborsa satışını gördükleri noktada tutuklama yapacaklar. Ve biz talep ettik. Yani gördükleri noktada onları tutuklayacak. Ben buradan söyledim. Sonra ya öyle oldu, böyle oldu. Kimse bizim kapımıza gelmesin. Seyircimizin de taraftarımızın da onların oyunlarına alet olmasınlar. Biz bunun önlemini almaya çalıştık. Yani herkese 1 bilet, 3 bilet, 5 bilet verdik. Yani 50 bilet, 100 bilet, 200 bilet vermedik. Ama bu bizim aldığımız önlem bunun önüne geçer mi? Asla geçemez. Diyarbakır Spor Şube'ye ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Yani onlar da bir yıldır gerçekten bize emek verdiler. Onlara ayrı bir bölüm ayırmak istiyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır Spor Şube.